İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Maraşili hava kirliliğinden nefes alamıyor. Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı askerandaki büyük ekonomik projelerin seyrini gözlemledi. Batı Ermenistan'daki antik Şamiram kanalı çok kirli. İran'da tarihi Ermeni Urmiye Gölü'nün %95'i kurudu. Ahal okullarına 50 binden fazla ders kitabı verilecek. Batı Ermenistan'daki Diyarbakır'ın belleğine yolculuk. Artsakh'ın dans topluluğu uluslararası yarışmada birinciliği aldı. Kömürlü termik santrallerden ötürü Batı Ermenistan'ın Maraş şehri hava ve su kirliliğine maruz kalıyor, toprak kaybı yaşıyor. Santrallerin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı. Bölgedeki Afşin A ve Afşin B termik santralleri yıllardır çalışıyor ve bölge halkı santralin tüm olumsuz etkilerini yakından görüyor. Maraş son 3 yıldır Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği limit değerlerin yaklaşık 4 kat üzerinde bir hava kirliliğine maruz kalıyor. Green şehrin 38 yıldır yıkımla boğuştuğunu belirterek Maraş Nefes Alsın başlığıyla bir imza kampanyası başlattı. On binlerce kişinin imza attığı kampanyada özetle şöyle deniliyor. Çalışmalar Afşin A santralinin açılışını takip eden dönemde kanser vakalarının büyük tırmanış gösterdiğini ifade ediyor. Faaliyetteki iki santralin şimdiye kadar 17 bin erken ölüme neden olduğu düşünülüyor. Santraller yüzünden bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler de büyük hak kaybına uğruyor. Toprakta biriken ağır metaller yüzünden üretim miktarı ve ürün verimi düşüyor. Santraller büyük bir su tüketimi yapıyor. Afşin A santralinin çıkardığı kirli su arıtılmadan Ceyhan Nehri'ne deşarj ediliyor. Arsak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Garutunyan önceki gün Askeran bölgesini ziyaret ederek üç iş insanının büyük çapta yürüttüğü çalışmaların illeşini gözlemledi. Resmi Facebook sayfasında bununla ilgili bir açıklama yapan ülke başkanı iş insanlarından ikisinin savaştan sonra faaliyetlerine başladığını, üçüncüsünün ise planlandığı gibi genişlediğini sözlerine ekledi. Devlet Başkanı Aray Garutunyan, programlar gerçekten çok önemli. Çünkü sadece birkaç yıl içinde yüksek bir ekonomik sonuç ve yüzlerce iş olanağı sağlayacaklar. Ancak her Ermeninin dikkatini çekmek istediğim asıl şey yaşayan artsaktır. Toprağı yaşatmanın en iyi yolu onu işleyip yaşatmaktır diye yazdı. Ermeniler kendi topraklarında yaşamalı ve bu çağın gereğidir. Ermenilere yönelik soykırım Armenosüt'ten bu yana kendi topraklarından sürülen Ermeniler birleşip Artsah ve Batı Ermenistan'ı geliştirmeli. Batı Ermenistan'da Türk yaklaşımı açıktır. Ermenilerin yarattıklarını ve Ermenilerin kendi beşi olan Batı Ermenistan'a yeniden yerleşimi sırasında ihtiyaç duyacaklarını yok etmek. Türk eli çöle çevirse de Ermeniler memleketlerine döneceklerdir. Batı Ermenistan'daki tarihi Şamiram, Şamran kanalı son zamanlarda duyarsız vatandaşlar tarafından adeta çöplük olarak kullanılıyor. 3000 yıllık tarihi geçmişi olan söz konusu kanal temizlenmeyi bekliyor. Tarihi Şamran kanalına sorumsuz kişiler tarafından gelişi güzel atılan çöpler atık sular nedeniyle çevreye kötü koku saçarken Kanalda biriken çöplerin çevre kirliliği oluşturduğunu belirten vatandaşlar, kanalın temizlenmesi çağrısında bulundu. Akan suyla birlikte Van Gölü'ne gitmesini engellemek için yapılan ızgaraların bulunduğu yerlerde toplanan tonlarca çöp, yetkili kurumların çalışma yapmaması ise tepkilere yol açıyor. Çevre sakinleri Urartu krallarından Mena döneminde Van'ın tarım arazilerinin, bağ ve bahçelerinin sulanması amacıyla inşa edilen Şamiram kanalından uzun yıllar önce su içtiklerini, kanalın çok temiz ve berrak olduğunu, kanalda balıkların yaşadığını belirterek herkesin bu tarihi kanala sahip çıkması gerektiğini ifade ettiler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Atırpatakan Eyaleti'nin kriz yönetimi dairesi başkanı Caferi, Urmiye Gölü'ndeki suyun %95'inin kuruduğunu açıkladı. Ona göre gölün seviyesi son 20 yılda her yıl ortalama 40 santimetre düştü. Caferi, merkez ve eyalet yetkililerinin gölü canlandırmak için kararlı olduklarını kaydetti. Urmiye Gölü, Ermeni platosunun en büyük gölüdür. İran'ın kuzeybatısında yer almaktadır. Urmiye Gölü'ne ayrıca Gaputan da dendi. Ahalkalak okullarının ihtiyaç duyduğu ders kitabı sayısı ile ilgili olarak Jinevs internet sitesinin Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na gönderilen talebe cevaben Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı 65 devlet okulunun talep ettiği toplam ders kitabı sayısı belirtilmiştir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı'na bağlı Altyapı Geliştirme Ajansı'nın yanıtında devlet okullarına ders kitabı temini konusunda bu süreç şu anda devam ediyor. Ancak bugüne kadar sabit ihtiyaca göre toplam 53.245 ders kitabının teslim edileceğini bildirebiliriz deniyor. 4 Temmuz'da Ahalkalak'ta ders kitabı temininin ilk aşamasının başladığını ve bu süre zarfında okullara 10.252 ders kitabının ulaştığını hatırlatalım. Batı Ermenistan, Ermeni nüfuslu bu bölgelerde eğitime büyük önem vermekte ve çeşitli vesilelerle bu bölgelere kitap naklini teşvik etmektedir. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin üç dilde yayımlanan kitap çalışması, Diyarbakır surda değiştirilen mekanlar ve hikayeler bir bellek yolculuğu adını taşıyor kitap Diyarbakır'ın Sur ilçesini odağına almış ki bu ilçe zaten Diyarbakır'ın kendisidir. Diyarbakır'ın binlerce yıllık geçmişine burada hüküm sürmüş medeniyetlerin izlerine bu ilçede rastlanabiliyor. Bir bellek yolculuğu kentin hafızası nitelindeki yapılar ve çevresini yazılı kaynakların yanı sıra dönemin tanıklıklarından da yararlanarak okulun ilgisine sunuyor. Mehmet Mercan, Mıgırdıç Margosyan, Mayran Başak, Musa Tutka, Silva Özyerli, Turman Şakarer, Halit Ötük gibi isimlerin mekanlar, günlük hayat ve insanlarla ilgili hatıralarından alıntılar kitaba ayrı bir lezzet katıyor. Hala ayakta olan, değiştirilen ya da artık olmayan mekanlara ait fotoğraflar ise suru görsel olarak tanıtarak hafızada yer almasını sağlıyor kitap bir bellek yolculuğu projesinin bir parçası olarak Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 2019-2021 kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle üretildi. Kitaba çevrim olarak da ulaşabilirsiniz. Artak'ın başkenti Stepanagert Kültür Evi'nin Deodem Artsakh adlı dans topluluğu Gürcistan'ın Batum şehrinde düzenlenen Harikalar Diyarı ve Yeni Hayat Uluslararası Yarışma Festivali'nde Fox Styling kategorisinde birincili götürünü kazandı. Bu haberi topluluğun sanat yönetmeni Inga Seydanyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı konuşmada duyurdu. Inga Seyranyan. Yarışmaya katılmak bizim için çok önemliydi. Savaştan önce 2019'da Yerevan'da düzenlenen Uluslararası Global Fest adlı festival yarışmasına katılmayı başardık ve modern dans kategorisinde üçüncülük ödülünü aldık. Ardından Stepan Rönesans yarışmasına katıldık. Pandemiden ve özellikle savaştan sonra bu yarışma bize yeni bir soluk gibi geldi. Biz de kesinlikle katılmaya karar verdik. Grubumuz 11-12 yaş arası çocuklardan oluşmaktadır. Aslında gezimizin amacını haklı çıkardık, dedi. Batı Ermenistan, Teodem Artsak adlı dans topluluğunun zaferi vesilesiyle kutlar, yeni başarılar diler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Apo, Arpi ve Derhova tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hani Dani adlı eseri sunuyoruz. Mi arev, mi